açıklamak Tanrı'nın vasıfları hakkında dinin dışında bir şey söyleyemez. Dediğin anda çıkmış olur. Orada işte laiklik sürücüne çıkacak. Dinin dışında yol olarak çıkacak. Karşımıza çıkacak. Böyle sansıklığımız olarak yapıyoruz. O yüzden Gazali'nin de yok Sünni'ye. Sünni'ye Gazali engelliyor ama doğru yapıyor. Yani İslam'da gitmiyor, yürümüyor. Olmuyor. Çünkü çok belirgin oturtulmuş bir mazlum. Hristiyanlık sürekli kendini yenilemek zorundadır. Çünkü Hristiyanlığın taşıyıcıları ilahi insanlar. İslam'da İslam'ı taşıyan kişiler yok. Allah ve insan arasında bir ara mertebe yoktur İslam'da. Bir Allah vardır, bir de kullar vardır. İnsanlar vardır. O ara mertebe yok. Peygamber de ara mertebe yoktur. O da senden benden gayri bir insan değil. Onlar üstü bir adam olur. Daha iyi olur, şu olur. O da insan. Benim de söyledim. Tabii Abdü ve Resulü. Onu ve peygamberi elçisi. Çok karşılaştırılır Hristiyanlıkla Müslümanlık. Bana kalırsa ortak noktaları yok kadar az. Hani bütün dinler birleşiyor. Evet olabilir tasavvufun uç noktasında canlı ama normal zeminde Yahudilikte daha fazla benzerlikler var. Yunanlısa dediğim gibi Yunan'ı çok fazla almıştır. Yani bu İsa dini olmaktan çıkıp adeta bir Yunan dini haline gelmiştir. Onlar peygamber mi? Tabii. Yani konsilyum diye bir toplantı vardır. Orada dini kurallar yeniden kurulur. 3-4 bine konsilyum olmuştur. Bu CK diyor okudum her zaman Latince'de. Fransızca'da konsilyum da alınan kararlar Hristiyanlığın nasları olmuş, dogmaları olmuş. Hristiyanlığın en başında gördüğümüz şeyler değil mi? Birçok Hristiyani nas, birçok dogma Hristiyanlığın başında yoktur. Mesela İsa çarmıha geriliyor. Ondan sonra anlatacağım işte ölümden geriliyor falan. Eti hamura tadı şaraba dönüştür. Ve her pazar ibadette kilisede papaz bir parça hamur ve küçük şu kadarcık bir kırmızı şarap tattırır cemaate, tek tek kişilere. Bu transubstantia denir. Cevherin dönüşmesi. Etin hamura çok eski bir dini inançtır. Sevdiğini içleştiriyorsun. Yamyamlık da buradan gelir. Yani insanlar et sevdiklerinden falan falan bilmiyorum onu ama kıyamıyor atmaya. Onu alıp içine içleştiriyor işte. Başka bir deyim bulamıyor. Çünkü o ette aynı zamanda o kişinin ruhu da var. Bütün yamyam topluluklarda bu inanç var. Her et yenmez. En sevdiği işte babanın, Allah saklasın çocuğunu vesaire. Yani bana öyle anlattılar yerinde hatta yani.
dedesi yamyam olan bir adamdır Osman bana. Biz dedi öyle yani hayvanın etini yer gibi yemiyoruz. Çok sevdiğimiz için onu içine çıkar. Mesela yine bazı dinlerde ceset yakılır, külleri evde saklanır. Az olmuş şimdi bir kavga için. Bana inanılmaz bir şey. Çünkü babamın külü, ben bilmem nasıl bir külü. Onun gibi yemek, onun etin yemek de neyse. Şimdi akşam vakti ruhunuzu allak bullak etmiyor. Hocam çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ortalarda bahsettiğiniz iki isim vardı, onları duyamadım. Ortalarda? Orta kısımlarda anlattıklarınızın orta kısmında iki isim vardı, onları duyamadım. Onları soracağım ama evvela sorumu sorayım. Batı dünyasında felsefe, Batı dünyasının düşüncesine felsefe dersek, Doğu dünyasındaki düşünceye de tasavvuf diyebilir miyiz? Hayır. Bu şey oyunu, şu oyunu düşmeye, yani şöyle bir oyuna düşmek midir? İsmini unuttuğum kişi şey demiş, Hristiyanlaştırma, İslam'daki tasavvuf Hristiyanlaştırılmış İslam'dır demişti galiba. Öyle bir şey not ettim. Şimdi Batı'daki düşüncenin tümü tamamı felsefe değildir. Batı'daki düşüncelerden biri felsefedir. Çok özel bir düşünce türü felsefedir. Bir, tasavvuf ile felsefe arasında uzaktan yakından bir bağlantı yok. Tamamıyla aynıdır. Mesela tasavvufun en büyük adamlarından Mevlana'ya filozofsun deseniz döversiz en basitinden. Yani bir elle ne geçirse atar üstünü. Bu tasavvuf olup da filozof olan var mı? Var tabii. Filozof olup bahçıvan olan da var. Fotoğrafçı olan da vardır. Olabilir. İbn Arabi'dir böyle. Ama bahusus tasavvuf ile felsefe apayrı olaylar var. Yani bunu ayrıntısına girmeyeceğim. Bizim tamamıyla şeyin dışına çıkar. Tasavvuf dindir. Basbayağı, düpedüz, tertemiz bir dindir. Hiç araya herhangi bir yabancı madde girmiş değil. Üst, çok üst seviyedeki bir dindir. Yani okulları sıralayacak olursak ilkokul vardır, ortaokul vardır, işte üniversite vardır. Dinin diyelim üniversitesi şeydir, tasavvuftur. Ama tasavvufa gelmek için şeriattan geçmek mecburiyetindesiniz. Yani ilkokula, ortaokula girmeden nasıl üniversiteye ulaşamazsanız tasavvuf da böyledir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar birbirinin tersi, birbirinden aykırı, birbirinden ayrı şeyler değildir. Oysa felsefe tamamıyla farklı. Bu tutku, passion kelime, pasyo dediniz ya hocam. Bu pasyo üzerine değil ama ismi düşüş olan bir kitap var. Cezayirli bir yazar vardı, Fransız. Camus'un düşüşünde insanın düşüşünden bahseder. Bu pasyo kıvamında, anlattığınız pasyo kıvamında anlatır bunu fakat şey değildir. Yani Camus ne dinle ne Hristiyanlıkla bilgisi olmayan birisidir. Felsefi açıdan bakıyor olaya. Burada bir bağdaştırma düşündüm biraz olabilir mi diye. Oradaki insanın düşüşünden insanlığın kendini Hristiyan tasavvur etmeyebilir. Ama Hristiyanlığın çerçevesinde düşündüğü muhakkak çıkamaz onun için. Bizde de bütün klasik yazarlarımız Müslümanlığın birinci derecede düşmanı dahi olsa Müslümanca düşünüyor. Şimdi artık olmadığına göre, beni mahkemeye de veremeyeceğine göre Tevfik Fikret'e
mesela ana bilim. Çünkü o ocakta yetişmiştir. Bugün ne kadar Müslüman olursanız olun, artık o medeniyetin zihniyetini düşünemiyorsunuz. Çıkmışız oradan. Kabile, evet dediğiniz gibi Hristiyanlığa karşıdır. Hristiyanlığı benimsemiyor. Ama onun kategorileriyle düşünmek zorunda, başka bir düşünme imkanı yok. Hristiyanlığın en önemli düşmanlarından biri Feuerbach. Hristiyanlığı ben bir ölçüde Feuerbach'tan okudum, öğrendim. Hocam bunlar vururken, döverken Hristiyanlığın kategorileri içinde yapıyor. O zihniyetle yetişmiş bir adam. Efendim? Hocam, Hristiyan ama kültürel anlamda Hristiyan, pardon ateist ama kültürel anlamda Hristiyan, tabii. Ateist ama kültürel anlamda Müslüman diyebilir miyiz? Gayet. Çünkü o kültürün O dediğinize ben mesela en uygun ilk gençlik yıllarımda tanıdığım, bizde belki hiç işitmediniz, eski komünistlere eski tüfeklerden. Bu eski tüfeklerden tanıdığım adamlar olmuştu. Bunlar düz hayat Müslümanlar, edep olarak, yani kültür olarak. Ama inanmıyor, karşı. Bu tabiri o eski tüfeklerden birisi kullandı o zaman televizyonda. Yani kültürel anlamda Müslüman diyor. Bugün eski tüfeklerden yok mu? 20-50 olabilirler. Ben bunu kulağımla duydum. Yani bunu inkar edemem dedi. Yani şey anlamda, kültürel anlamda elbette Müslüman diyor. Benim son tanıdığım, son bilgim... Hikmet Kıvılcım olabilir. Nokta Hikmet Kıvılcım değildi. O bunu derdi. Evet. Ama siz onda nerede yani çok Hikmet, oldu. Mihri Belli o zaman. Tam Mihri Belli, yani evet. Kaç sene önce öldü çünkü evet. Evet, haklısınız. Mihri Belli, tabii. Ama bu lafın sahibi Hikmet Kıvılcımlı'dır. Ben kendisinden dinledim işini. Ve bu laftan hareketle Cemil Meriç rahmetli, madem ben bu kültüre mensubum, niye o dine girmiyorum diye Müslüman olmuş. Müslüman da resmen olunmaz malumunuz. Yani öbür dinlerde vardır, töreni vardır işte, vaftiz ederler, bilmem defterlere yazarlar filan. Biz de işte niyet ettim. İşiten olur olmaz, kelime-i şehadet getirirsiniz. Size kalmış bir şey. Hocam iki yazardan bahsetmiştiniz. Fransız imamoloji, Fransız felsefi... Ari ne demiştim? Formel. Formel. Corben, Jorbin. 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 Bir de etimoloji... Etimolojiyi tek çalışan... Knauzon. C ile başlayan bir şehir adı var mı yüzden? Ceyhan. Ceyhan, teşekkür ederim. Ceyhan, Lüleburgaz. Ankara, Urfa, Samsun, Ordu, Nazilli. Efendim? Evet. Hocam, felsefe Yunanlılardan mı işitiyorsan gittilerden. Yunanlılardan. Yunanlılardan. Böyle bir tartışma var da. Hayır, bir oradan çıkmıştım ve başka bir yerde felsefeyle karşılaşmamış. Bilgelik ayrı bir konu. Çok üstün bilgeliklerle. Ama felsefe niye öyle oldu? O ayrı bir şey. Hocam bunun Hristiyanlıkla Roma'nın Hristiyanlığı benzer mi? Hristiyanlıkta çeşitli mezhepler var. Katolikliği kastediyorsan tabii. Tabii. Oradaki sapmalar resmi sapmalardır. Yani laiklerin yorumuna göre olmuyor. Ruhların konkilyumlarda verdiği kararlar çerçevesinde. Son konkilyum 62'deydi galiba. Ve 62'den bu yana Katoliklik ile 62'den önceki Katoliklik arasında tabii ki farklar var.
keyfi değil burada. Ayrıca çok küçük farklar gelebiliyor zamanlar. Kime dayanarak? Papa'ya. Papa'nın ağzından çıkan her söz Tanrı'nın sözü gibi görünüyor. Dedim ya, Şiilik bunu taklit ediyor. Ayetullah ne demektir? Allah'ın ayeti, Allah'ın sözü. Şiilere onu dedim, ben de ayetullah dedim. Hepimiz ayetullah dedim. Madem ki olur, yaratılıyoruz. Hepimiz yani bunun için özel bir statüye hacip yok. Ne varsa. Başını salladı. Ben benim boğacak durumda değilim orada. Tamam. Yani kısacası papanın ağzından çıkıyor. Papayı tokatlarsa Tanrı'yı tokatlamış gibi olmuyorsun. Çünkü papa havariler üzerinden, Petrus ve Paulus üzerinden İsa'dan el almış sayılır. O sudur mazeresi. Buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Yine papası çizdiği zaman bir yüzü tıkıyor ve balıkçının yüzüğü evet. Herhalde öyle değil mi? Tabii. İsa'nın sembolü. Tasavvuf tümüyle panteist mi? Katiyen hiç alakası yok. Panteizm İslam'a taban tabana zıt olan bir şey. Ve tasavvufla İslami olmayan hiçbir şey yoktur. Ha İslam'dan sapan tasavvuflar olabilir mi? Onlar tasavvuf değildir. Başka şeyler. Kesinlikle olmaz. Panteizm dediğim gibi. Hristiyanlıkta da yoktur panteizm. Bildiğimiz üç dinde panteizmin P'si yok. Yani Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve Müslümanlıkta olamaz. Bizim tarih vermek mümkün değil medeniyetlerin dönüşmesine ama önemli ölçüde yeni çağa geçilmesi Hristiyanlıkta ümmetin ortadan kalkması ve millet devletlerin kendini göstermesiyle oluyor ki bu millet devletler daha çok 1500'lerin ikinci yarısında başlar. Bunun en önemli örneği Fransızlarla Almanların birbirine girmesi ve Fransız kralı Fransuva'nın kanuniden yardım dilemesidir mesela. Oralar tabii daha resmen ulus devlet olayı yok ama oraya doğru bir gidiş vardır ve bu yeni çağa zillerini çalmamız. 1600'lerde bu katmerleşiyor ve hatta diyebiliriz ki 1600'lerin ortalarında yeni çağ başlamıştır. Şey bilmiştir. Evet. Hocam bir son sorayım. Cevabı kısa olabilir. En eski İngilizce yazı ve metin tarihi vereyim hocam. Bir anlayamadım. İngilizce yazılı metin en eski. Yani ilk bilinen İngilizce yazılı metin. Evet. Tarihi belli mi hocam ne zaman hazırladı? Tabii Magna Carta. 1215. 15. Hocam bir okulda 11. yüzyıla kaybolan diyorlar. O eski yazmaları. Olabilir. Yani benim bildiğim Magna Carta ama daha öncesi de var. Olabilir tabii. Çünkü matbaanın çıkışı 1400. 1450'lerde filan çıkıyor bunlar. Onlar önce bizim bu Toynbee abilerine karşılığı diyelim. Efendim? O şekilde. Yani bizdeki yani Toynbee abilerine karşılığı. İngilizce metin, yazılı metin. İngilizcenin yazılı hali. Göktürk yazıtları. Yani onun karşılığı diyor. Hayır, o daha öncedir. 7. yüzyıla gider. 7. yüzyıla. Tabii 7. yüzyıldır. İlk yazıtlar 8'de ve 9'da daha fazladır sayıca. O Moğolistan'daki taşıtlar. Evet.
takmadım. İngilizce'yi kastettim hocam ya. Bu, İngilizce'de sanıyorum 9. yüzyılda var yazıları. Daha İngilizce değil tabii, o eski İngilizce, Anglo-Sakson dili şeklinde. Yani İngilizce'nin ortaya çıkması Fransız istilasından sonra 1100'lerde, 1200'lerde. Evet, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam.